Değerli arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Bu ayki basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Çorum'da gelene başladığımız günden itibaren düzenli olarak ayda bir emniyet ve asayiş konularındaki gelişmeleri ve yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak üzere sizlerle birlikte bir araya geliyoruz. Bu toplantıları gerçekleştirmemizin amacı huzur ve güven ortamının sağlanması için gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler hakkında halkımızı bilgilendirmek ve güvenlik konularında sürekli iletişimi sağlamaktır. Kıymetli basın mensuplarımız, bu kapsamda ilimizin huzur ve güvenliği için Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerin aracılığı ile kamuoyumuza duyurmak istiyorum. Haziran ayı içerisinde idrak etmiş olduğumuz mübarek Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri ve karayollarının trafik güvenliğini sağlaması amacıyla emniyet ve jandarma birimlerimiz 7/24 çalışma esasına göre yoğun bir mesai harcamış ve yapılan uygulama, denetimi, bilgilendirme faaliyetleri sonucunda büyük ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçilmiştir. Bayram süresince büyük bir özveri ve gayretle görev yapan tüm emniyet ve jandarma personelimize öncelikle teşekkür ediyorum. Son bir ay içerisinde emniyet ve jandarma asayiş birimlerimiz tarafından 5583 adet devriye faaliyeti, 236 adet sabit seyir halinde umum açık yerlerde uygulama, 27 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirilmiş. Bu uygulamalarda 169.662 şahsın sorgusu yapılmış ve 363 şahıs yakalanmıştır. Ve bunlardan 33 tanesi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yine ilimiz genelinde Haziran ayı içerisinde 2271 asayişe müessir olay meydana gelmiş. Bu olaylardan yine 2110'u aydınlatılmış, 161 olayında aydınlatılma çalışmaları devam etmektedir. Kayıplar kısa zamanda bulunmuş ve 25 şahıs yine ailelerine, bu aileleriyle buluşturulmuştur. 37 kayıp çocuğumuz bulunmak suretiyle ailelerine teslim edilmiştir. Bu çalışmalarımızda 51 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet av tüfeği ve 19 tane kuru sivri tabanca ve muhtelif mermi bulunmuştur. Yine trafik birimlerimizce 96.781 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan 22.103 araca gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Yine trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, her zaman konuştuğumuz, bahsettiğimiz konu, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 625 araç trafikte men edilmiş. Ayrıca 7.803 motosiklet kontrol edilmiş. Bunların da 1021 tanesine işlem yapılmıştır. Kıymetli basın mensuplarımız, uyuşturucu ile mücadele kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda narkotik ve kon birimlerimiz tarafından 103 gram metamfetamin, yine 60 gram kuver esrar, 721 gram bonzai, 3884 adet sentetik ecza, 3382 gram yani 3 kilogramın üzerinde skunk maddesi, yine 18.720 dal makaron sigara, 3087 litre kaçak alkol ele geçirilmiştir. Bu arada 6138 sayılı ateş silahlar, resmi belgece sahtecilik, parada sahtecilik, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık kanuna muhalefet ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçlarına 26 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Ve bunlardan 14 tanesi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Tekel bayilerinde akşamları saat 22 ile sabah 6 saatler arasında alkol satışının olmaması ve yasak olması konusunda bu konunun yerleştiğini görüyoruz ve bu ihlaller artık bitme noktasına gelmiştir. Yine en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında 406 anneye ulaşılmak suretiyle gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında DELAŞ'la ilgisi olan bir şahıs tespit edilerek yakalanmış ve sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
Yine aile şiddet olaylarıyla ilgili 2024 yılı içerisinde 476 tedbir uygulanmış. Yine Haziran ayı içerisinde de 20 etkinlikte 14.651 vatandaşımıza KADES ve uyuma faaliyetleriyle ilgili, projeleriyle ilgili uygulamalar tanıtılmış ve etkinlikler düzenlenmiştir. Siber suçlar son zamanlarda çok arttığını biliyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimiz daha da artırılmıştır. Bu bağlamda yasa dışı olarak internet üzerinde bahis oynatıldığı tespit edilen 36 site, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 26 site olmak üzere toplam 62 siteye erişim engellenmiştir. Yine oltalama tekniği ile kişiden bilgilerini ele geçirerek menfaat temin eden 30 adrese yine bildirimli 30 adres ilgili birimlere bildirilmek suretiyle vatandaşlarımızın mağdur olması engellenmiştir. Yine internet üzerinden yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği düşünülen 230 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılmış ve ilgili birimlere bildirimde bulunulmuştur. Cezaevlerimizde kalan tutuklu ve hükümlüleri ziyarete gelen ve aranan şahıs durumunda olan 28 şahıs buraya geldiklerinde yakalamak suretiyle yine cezaevine ve adli birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçı avcılık iç sularımızın çok fazla olduğu ilimizde bildiğimiz gibi önemli bir konu. Kaçak avcılıkla da etkin bir şekilde mücadele edilmekte ve 8 olaya müdahale edilmiştir. Baraj ve göletlerimizde kaçak avcılığa kesinlikle müsamaha edilmeyecektir. Tabi bunları yaparken ilimizin asayiş ve güvenliği için esnaf odası temsilcilerimiz, belediyemiz ve mahalle muhtarlarımız da bildiğiniz gibi her ayın ilk pazartesi günü bir araya gelmek suretiyle asayiş konularını değerlendiriyoruz. Bölge ve mahalle bazlı meydana gelen olayları değerlendirerek üzerinde anında gidiyoruz ve gitmeye de devam edeceğiz. Toplumumuzun her kesimiyle yapılan bu tür işbirliği ve koordinasyon sayesinde de güzel neticeler elde ediyoruz. Değerli basın mensuplarımız, şu konuları önemine bir daha tekrar sizlerin vasıtanızla, kamuoyumuzla paylaşmak ve vurgulamak istiyorum. Öncelikle vatandaşlarımızı internet, telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı daha fazla duyarlı olmaya davet ediyorum. Yine jandarma bölgemizde Haziran ayı içerisinde maalesef 22 vatandaşımızın mantardan zehirlendiğini görüyoruz. Bu büyük bir rakam. Bu anlamda mantar zehirlenmeleri ve kenar ısırması olaylarına karşı da vatandaşlarımız daha duyarlı olmalıdır. Diğer önemli bir konumuz, havaların ısındığı bu günlerde serinlemek, eğlenmek, balık tutmak gibi sebeplerle tercih edilen göl ve göletler, soluma kanalları, barajlar, akarsu yatakları gibi yerlerde can kayıpları yaşanmaktadır. Bu anlamda böyle üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızı kesinlikle bu ve buna benzer yerlerde suya girmemelerini konusunda uyarıyoruz. Yine yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bildiğimiz gibi sizlerin vasıtanızla duyurmuştuk. 30 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişler validemizi yasaklandı pek çok ilimizde olduğu gibi. Bu anlamda jandarmamız, emniyet birimlerimiz ve orman muhafaza memurlarımızın oluşan denetim ekiplerimiz sürekli sahada ve denetimlerini yapmaktalar. Ve vatandaşlarımızı da bu yasaklama kararına uymaya özellikle davet ediyorum. Bildiğimiz gibi orman yangınlarının büyük bir çoğunluğu insan kaynaklı nedenlerden ortaya çıkmaktadır. Diğer bir tehlikeli konu da ilimizde maalesef çok rastlanan anız yakma konusudur. Kesinlikle anız yakmayalım ve yakılmasına da müsaade etmeyelim. Eğer gördüğümüzde, duyduğumuzda anız yakıldığını anında 112 acil çağrı merkezimizi arayalım. Diğer önemli bir konu yine yaz aylarında düğünlerimiz arttı, bunu biliyoruz. Ve düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş açılmaması konusu var. Bunun ne kadar yaralama ve ölümlere sebep olduğunu, hatta damadın, gelin ve en yakınların bu mutlu günde ölebildiğini ve yaralandığını biliyoruz. Bu anlamda emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından tüm etkinlikler, düğünler özellikle sıkı bir şekilde kontrol edilmekte ve tüm düğünlerde güvenlik güçlerimiz sivil olarak bulunmaktadır. Silah atanların tespiti yapılmakta ve ilgili kanun maddelerine göre yasal işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızı ben özellikle bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Değerli basın mensuplarımız, emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden ve artarak devam edecektir.
suç ve suçların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu ve kuruluşlarımızla, ODTÜ ve sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyemizle, vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleridir. Bu vesileyle Çorumlu hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımıza da çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.